Peki, evliliklerindeki kara bulutlar dağıldı. Alişan ve Buse doğum günü kutlamalarına başladı. Sahneden karısının yeşil gözlerine şarkılar reverans söyledi. Yapıyor. Ellerinin içlerini öptü. Buyurun. Evliliklerindeki kara bulutlar dağıldı. Dün doğum günüydü ama dün kutlayamadık. Alişan ve Buse Varol, Alişan'ın Kıbrıs konserinde aşka geldi. İzin verirseniz eşime bir şarkı okuyabilir miyim doğum günü olduğu için? Alişan, eşinin doğum günü için gözlerinin içine bakarak şarkı söyledi. Yeşil gözlerimde sevdan, yeşil gözlerimde. Salonda ünlü çifti izleyen, dinleyen herkes mest oldu. Sahne sonrası ünlü çift verdikleri röportajda yaşadıkları sürprizde nasıl şok oldular? Biz de buradan Kıbrıs'tan müdahale etmek istiyoruz izninizle. Ünlü çiftin eğlenceli röportajında ve Buse Varol'un doğum gününde neler yaşandı? Ünlü çift Alişan ve Buse Varol ha ayrıldılar ha ayrılacaklar dedikodularıyla dolu bir süreç geçirdi. İkilinin boşanma iddialarının ardından çocuklarının doğum gününü ayrı ayrı kutlamaları Buse Varol'un çağrılmadım açıklaması Alişan'ı annesi ve eşi arasında bırakmış bu kafa karışıklığı evleri ayırdılar iddialarına kadar gitmişti. İkilinin bu kadar gündem olması bir yandan da konuşulmalarına sebep olmuş. Alişan'ın konser maratonu hızlanmış, Buse Varol konuşulmaya başlanmıştı. Senin yani doğum gününde bir fotoğraf paylaşıldı. Buse'nin çocukların yanımızda olduğu sürece hayatımda... Hiç bana öyle şeylerle ilgili ben bir şey söyleyeyim. Gel gelelim ikili aralarındaki buzları eritti. Evliliklerine kaldıkları yerden devam ettiler. Geçtiğimiz günlerde Buse Varol'un doğum günüydü. Oyuncu doğum gününü yaptığı paylaşımlarla kutlarken, Ece Erken... Demet Akalın gibi ünlü isimler Varol'un doğum gününü unutmadı. Ancak Alişan İzmir konseri sebebiyle eşinin doğum gününde yanında olamadı. Türkücü telafiyi Kıbrıs'ta yaptı. Alişan sahneye çıktı. Önce eşine selam verdi. Seyircilerden müsaade isteyip... Dün doğum günüydü ama dün kutlayamadık. Dün de ben İzmir'deydim, bir işim vardı yine. Biricik karısının gözlerinin içine bakarak doğum gününü kutladı. Doğum günü kutlu olsun. Nice güzel seyirlik olsun inşallah. Benimle, ailemle, sevdiklerimle, çocuklarımızla sağlıklı, mutlu, huzurlu bir uzun bir ömür olsun inşallah birlikte. Şarkı söyledi. Teknik bir sıkıntının girmesi üzerine rejiye tatlı bir sitem etti. Bakılmaz mı yeşil göz? Şu mikrofon ötmese ne güzel olacak. Gözünüz seveyim. Ben bir şey istedim mi? Şu tizleri komple kapatın. Ne olur sesi açın. Lütfen. Bugün senin aşkına Alişan'ın yeşil gözlüsü. Yeşil gözlerinde, yeşil gözlerinde, yeşil gözlerinde, yeşil gözlerinde. Alişan romantizm konusunda hemcinslerine resmen örnek oldu. Beni düşürdü bu hava, senin yeşil gözlerin. Buse Varol, Alişan'ın elini tutarak şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaşıp mutluluğunu böyle gösterdi. Sahne sonrası ikili eğlenceli bir röportaj verdiler. Hatırlarsanız Okan Kurt, Demet Akalın ve Özcan Deniz'in Nasip Değilmiş isimli şarkısında oynamıştı. Onun şarkısı neydi? Şeyde değil mi? Özcan'ın şarkısıydı galiba. Evet, evet, evet. Tabii tabii. Yok bir sistemi. Aynen. Bak gördün mü? Varol'dan da böyle bir performans gelir mi? Benim şarkılarım ayrılık şarkıları ya. O yüzden öyle bir anı olmaz. 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 Muhabirler Buse Varol'un canını sıkacak bir soru soruyor. Hayır. Öyle bir şey yapalım. Tek bir şey yapalım. Tekrar oyuncu yapmak bir şey olsun. Bir işin olur mu veya aslında böyle bir şey var. Var zaten ya. Zaten var da olacak da işte. Yani ben de şunu anlamıyorum. Ben zaten evlenmeden önce oyuncuydum. Evet. Sürpriz. Biz de buradan Kıbrıs'tan müdahale etmek istiyoruz izninizle. İyi ki doğdun Buse, iyi ki doğdun Buse, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. 32 yaşındaki Buse Varol'a eşi Alişan'dan o da iltifat. Mutlu yaşlarınız olsun diyelim. 20 oldunuz herhalde. Olmuş isterdim tabii. Hiç daha öyle söylenmeyecek yaş değil. Yok ya. Her yaşın bir güzelliği var.
Peki hazır böyle özel bir günde şu soruya cevap verebilir mi Alişan Bey? Varol'a romantik bir şarkı söyler mi ilerleyen günlerde? Güzel. Buse Hanım için bir şarkı falan yazmayı düşünüyor musunuz? Yazabilsem yazacağım da. Alişan'dan güldüren cevap. Eşine en son ne zaman çiçek aldı? Yani yazabilsem Buse edilir değil de neler yazacağım. Peki Alişan Bey romantik midir efendim? Romantik. Evet. En son ne zaman çiçek aldı? Çok zor. Önceden daha çok çiçek alıyordum. Evet, güzel gidiyor. Evliliklerini kurtardılar. Yeşil gözlerinden diyor, sen sorumlusun diyor. Böyle bir şey demiyor tabii. Evet, yani ne diyorsun? Ben şu anda mesela Buse'ye karşı daha önce nötrdüm ben. Hı. Şu an Buse'yi çok seviyorum. Ve çok mutlu olmasını istiyorum. Ve ailece bunlar içinde mesela gerçekten o arada inşallah barışırlar, inşallah her şey iyi olur diye dua ettim içimden. Ve elimizden geleni de bu masa olarak fazlasını yaptık. Yaptık. Öyle düşünüyoruz. Ya Alişan'ı çok seviyorum. Ali iyi bir çocuk, çok iyi bir çocuk ve çok komik. Ben onun gene espriler yapmasını, herkesi güldürmesini... Ya iyi bir çocuk o. Yine biraz başladı çok şükür ki. Evet, evet. İyi gidiyor. Alişan biliyorsunuz ne dedi biliyor musunuz? Benim için artık yaz mevsimleri eskisi gibi olamayacak. Ay, Alişan'a olacak, da olacak. Alişan'dan tamam, bir de şey şarkı mı istedi? Ne ben söyleyeyim dedi. Benim şarkılarım hepsi ayrılıkla ilgili şarkı diyor. Şarkı istemedi. Klibinde bir oynatır şey. Mısın dedi. Bizim hep dedi şarkılar ayrılık şarkısı olduğu için klipte oynamasını gerek yok dedi. Bir ayrılık devamlı dedi. Benim şarkılarım yazlarda genelde. Yazlarda yaşayacak. Onun da çocukları var. Onun çocukları da yazı görecek. Yazın güzelliğini yaşayacak. Tabii ki yaşayacak hepsini. Yaşaması demek hiçbir yaşadığına ihanet etmesi demek değil. Kim bu? Demet'e sallayan mı oldu? Sallamıyor. Ya ne demiş ki? Demiş. Sallamış mı bana o diyor. Hayır sallamamış hemen de. Demet'e ne merak ver. Sallamış aşkım. Sallamış ben gördüm. Bir dakika Alişan'a Demet'e güvenme. Mi sallamış? Hayır bir saniye dedi ki Demet Akalın'ın klibinde Okan Kurt oynadı ya dedi. Hı. Siz de Buse Hanım'ı oynatmak ister misiniz dedi. Demet'in şarkısını hatırlayamadı Alişan dedi ki. Hangi şarkıydı ya? Yok bir sistemim miydi dedi. Ha yok şeyi anlamış. He ayrılık mı dedi. Aile anladım o bölümünü diyor. Aile. Ha, aile şarkıları. Ha yok. Yok hayatım daha yeni barıştınız öyle bir şey yapar mı? Ay yok. Ay, Demet'e bak hemen. Demet, çünkü şey arayacak diye. Kaldıramaz şu anda. Demet takip, Fadıl takipte. Ama ben olsam Alişan'a asla güvenmem Demet'ciğim. Lütfen. Bence dikkat et. Yalnız ben şöyle söyleyeyim. Demet gerçekten aslında çok iyi bir dost ya. Şu Ece'nin Şafak'ı kaybettiği günden beri en çok herhalde orada olan ve yanında olan falan ki araları biliyorsun kötüydü. Kötü gün dostu çok. Çok kötü yani gün bak dostu bazen yani. Kötü gün dostu olan şöyle insanlar var. Nedir? Diyor ki Alişan için bunu diyebiliyor musun? Yok tabii ki. Ha diyemiyorum. Yani şey. Öperim diyor onları. Şey diyemiyor musun? Çocuklara diyorlar hep. Şöyle kötü gün dostu ama bazı kötü günlerde bir anda belirenler hasar tespitine gelir ya onlara gıcık olursun. Ay. Ne kadar üzülüyor diye. O öyle değil işte. Yo. Ya ben onun o içeri girişini gördüm cenaze günü. Yani o yok, böyle yok. Demet her gerçekten gün kötü gün dostu. Demet kötü gün dostu. Şimdi Alişan'a buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Şu anda çok doğru bir şey yaptın. Sen yaptıkça sanki ben burada mutlu oluyorum. Gerçekten. Tabii ama biz emek çünkü verdik. Erkeklerin eksikliklerini görüp burada konuşuyoruz ya mesela bakın böyle yapmayın da şöyle yapın falan. Alişan şu anda çok güzel toparladı. Manevrayı çok güzel aldı. Doğru terapi yaptık. Evet. Biz %100 doğru terapi yaptık. Hiç kimse hiçbir şey demesin. Dün zaten o elini öptüğü fotoğraf var ya bana göre bizim zaferimizin fotoğrafıdır. Ben dün o fotoğrafı alıp Buse'ye yollayıp. Ateşler ve kalpler yolladım. Ya yani bu ya. Ailenin kazandığı. Yani ailenin kocasını seviyor, ailesinin mutluluğunu mutlu devam ettirmeye çalışıyor. Ne yapıyor yani? Anlamına geliyor. Evet abi. Ha, bu arada hep beraber diyor şu arada dikkat ettim. Çok güzel senelerin olsun, çok güzel bir ömrün olsun dediğinde Buse hep beraber evet, ailemizle evet. diyor ağzından okuduk. İnşallah gönlünüze göre bence olur. Çok yakışıyorlar. Ve de çok da güzel gidiyordu zaten. Olabilir. Trafik kazası olabilir. Yapacak bir şey yok. Ama onu hemen düzelttiler sayılır. Bak halk bunu istiyor. Halk yani insanlar
kocasına Will Smith nasıl bak sahip çıktı? Yumruğu yedi Oscar'daki. Tamam mı? Chris Rock ne yorduğunu şaşırdı. Ay, şimdi karısına, buna iyi oldu karısına artık. Sahip çıkarım seni. Will Smith'e mesaj atacağım. Tabii. Ha, tebrik edeceğim Congratulations onu. Congratulations diye. Tabii. Tabii. Sonuçta adam yani. Adamsın ya. Bak, karısına sahip çıkanı adam derler. Onun karısına da mesaj atarsın şimdi. Karısına kime? Da mesaj atarsın Will Smith'in. E tabii ki atarım. Sahip çık adama. E, tabii ki. Ama doğru. Doğru. Ya, adam işte bak dünyanın neresinde o bu Türk arada, değil adam. Şey, Will Smith için şikayette bulunmamış polise. Ne şikayeti bulunacak? Karısına laf etti. Olabilir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Amerika'da orası yani Amerika. Tabii şikayeti bulunacak bir eylemi var ama. Sen ne diyorsun çocuklar? Milyon belki 100 milyon. Will Smith yerine olsam yani yumruk mu yaptım? Giderim onun da cezası varsa çekerim yine karıma laf ettirmem. Yürü Will Smith. Ben öyle adam seviyorum. Peki şimdi sizi başka bir düğüne götürmek istiyorum bu görüntülerden sonra. Bu kadar aydınlatı değil mi gece kulübü? Neresi sonrası? Ay ya. Otel çok kötü ya. Evet, çok kötü görünüyor. Bu kadar aydınlıkta eğlenmek istemem ben. Evet evet. Ben kapattırıyorum ışıkları. Bir tek kendime ışık vurduruyorum. Aa, ama bak bir şey. Hayır doğru. Ama doğru. Ben bu de olsam doğru. Öyle. Düğün salonu gibi oluyor. Hayır seninle alakalı değil. Çok doğruyu yapıyorsun. Çünkü zaten bizim insanımız çok gergin. Çok ışık ışıktı. Zaten gergin. İlk dansa hayatta kalkmazlar. İlk bilmem ne. Ya baksana bir, çok ışık kötü bir ya. Işık. Çok kötü. Yani herkes, ben düğün sandım görüyor. Biliyor musun? Belki de düğün. Bir belki düğünde var. Bile düğünde bu kadar. Düğünde de ben mesela salonu kapattırıyorum. Tabii. Ne münasebet herkes birbirini görüyor. Düğünde. Herkes sahneye odaklanmalı. Ben şeyi seviyorum, takip ışığı. Seksi olmalı. Yani orası bir loş, performans loş, hafif loş, loş olmalı. Evet. İnsanlar rahatça oynayabilmeli. Baksana Buse AVM çıkışı bile bu kadar aynen. Net değil. Tesisat da çok kötüydü. Evet. Ay ben size bir şey söyleyeyim mi? Hayatta en önemli şey bu şey tesisat. İstersen arkada 100 kişi ol. O tesisat bir gitti mi bütün sinirim falan bozuluyor yani. Bu kulaklıkları zaten mecburen artık takıyoruz. Hazır düğün demişken. Öttü çocuk şarkı söyleyemedi.